Allahü Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Bunu merak ediyorsunuz değil mi bu? Görüyor musunuz? Kalınlığını görün, büyüklüğünü görün. Böyle 10 tane var. Bu ikinci cilt. Evet, böyle 10 tane var. Yani külliyattan toplanmış mevzular. Bugünkü buradan seçeceğiz 364. madde. Gayi hayal. Bunu yapan, hazırlayan Allah ömrünü bereketlendirsin, âli etsin. Rüştü abi yaptı. Bir parçası. Şimdi gayi hayal koyduk. Gaye hayal, tamam. İlginç bir derstir. Tek tek bir derstir yani daha doğrusu. Bu asıl insanını helak eden sebeplerden en başında gelen hayaline gaye koyamamak. Gaye bizim haricimizde olandır. Dedim ya, teknik bir derstir. İlk önce teknik bir bilgiler vereceğim, sonra buradan yürüyeceğiz. Şimdi hiçbir şeyle meşgul olmuyorsunuz. Ancak not alırsan al. Hiçbir şeye bakma. Hayali gayeye bağlamak. Gaye bizim dışımızdadır. Hayal binilen bir şey. Biniliyor. Yani teleferik gidiyor. İçinde bir teleferikte kutu var ya, içine biniyoruz, kabin. Kabin hayaldir. O teleferik de histir. O tepe gayedir. Teknik verdik. Şimdi Sözler 708'den sonra burayı okuyacağım. Sunatullah. Sonra bir şey yapacağım. Diyor ki 708 açabilirsiniz. Bir gaye hayal olmazsa bedeli nedir görüyor musunuz? Yani hayalinizin bir gayesi yoksa nasıl yapacağımızı da burada okuyacağım. Burada da Sunu'a Tulat işaretten okuyacağım. Orada 8. sayfa. Çok çok zevkli bir derstir. Ama tekniktir. Kavraması kolaydır. Neticesi hemendir. Yani fazilet gibi uzun bir müddet böyle uçak kalkıyor, gidiyor, varıcık değil. Hemendir. Anladığınız anda lezzettir. Bir gaye hayal olmasa, hayalin bir gayesi olmasa, bedele bak, yahut o gaye, maksat nisyan basarsa, yani unutulursa, gaye unutulursa, ya tenasi edilse, ne demek? Nisyanla tenasi ne farkı var? Yani tenasi tecahül gibi. Yani şey, bilerek unutmak. Aferin. Kasten bir unutmak var, nisyan, unutmak. Tenasi ise kasten devre dışı yapmak. Yani kasten bir şeyi hayal etmek. Bir tanesi böyle bırakıyorsun, böyle bir problem. Tak seni blok ediyor falan. Derste alıp seni götürüyor, tamam mı böyle? Ders dinlerken ona götürdü, buna götürdü. Bu nisyan. Ama bir de kasten yapmak. Birinde mesuliyet yok abi. Evet. Nisyanda mesuliyet yok. Pek yok. Tenaside kendi kastı var. Kastı olduğu için. Tamam. Edilse diyor bak. Bak bir tanesine çok ilginçtir ya. Tabire nisyan basarsa gayri ihtiyari sana bastı. Hani sis gelirse şehir mesul olur mu? Görmüyorum da beni. Nisyan basıyor. Tenasi ediliyor.
Fail var burada. Tamam. Elbette zihinler enelere dönerler. İşte püf nokta burası. Zihinler, kaç tane zihin var? Kaç tane zihinler var? He? Bir insanda kaç tane zihin var? He, vicdanda geçen bir tane. Peki ama burada diyor ki elbette zihinler enerlere dönerler. Zihinler. Peki. Tek tek dedik ya. Vicdanın içerisinin yarın karpuz gibi. Ne var içinde? İrade. İrade. Zihin. Zihin. His. His. Tamam. İradenin vazifesi nedir? İbadetullah. Yani hareketler, oruç, namaz. Doğrularımız ve yanlışlarımız. Eylemsel hareket. Tek tek dedim ya bak. Eğer biz yanlışlarımızdan kaçarsak doğruları yapmaya gücü alırız. Bir daha söylüyorum. Doğruları yapıp haramdan kaçma gücümüz olmaz. Yanlışlardan kaçarsak doğruları yapma gücümüz olur. Nereden çıkarıyorsun? Kastamonu 148, 149. Takva, hasenatlar ve iyilikleri yapmak, kazanmaktan hasıl olan bir enerjidir. Şöyle demiyor. Takva neymiş? Meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Günahlardan iştinab etmek usul değil. Usul esastır. Bir daha söylüyorum, çok önemli. Çok önemli. İbadetleri yaparak, oruç tutarak, namaz kılarak, hayır hasenat yaparak, haca giderek, zekat vererek insanda ibadeti yapma artmaz. Temelde. Tek tek ders dedik ya. Haramın teklerinden terk. Çünkü İslam ilk önce terkle başlamış. Namaz 10 sene sonra farz olmuş. 9 sene, 8 ay, 10 senede. Peygamber geliyor. Namaz gibi bir hakikat 10 sene. Oruç gibi bir hakikat 12 sene. Ümmete değil mi Hasan abi? Ümmete. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuluyordu. Başka ben ümmette koyayım. Hiçbirimiz peygamber değiliz. Öyle bir niyetimiz de yok. Hani namaz Miraç'ta farz oldu ya. Ondan önce neyi işledi hep? 6 tane iman esasını yerleştirerek onun üzerine 5 kat bina İslam'ı kurdu. Eylem sonradır. Çünkü İslam eylemdir. İtikat iman esasları eylem değildir. İnşadır. İçsel yapıyı inşadır. Kendini tanımak namaz kılmaktan evladır. Çünkü kadere iman etmenin hedefi insandır. Âmentü billahi, Allah'a iman etmek, Allah hariç, hedef Allah'tır. Ve melaiketi, hariçtir, meleklerdir hedef. Ve kütübihi, hedef kitaplardır, kitabı anlamak. Ve rusuli, hariçtir. Vel yevmil ahir, hariçtir. Ve bil kaderi, kadere de hedef insandır. Hali ve vicdani, kader, nefsi gururdan, cüz-i ihtiyari, adi mesuliyetten insanı kurtarmak içindir ki diyor, kadere girmiş. Şimdi, arkadaşlar hep bak ne yapıyoruz? 5 tane iman esasını hazmeden, onunla kendini tanımlayan iman esasıyla, 5 tane iman esasıyla kendine yönelen, kendine döndüren, o dönen 6 taneyi bitirmiş oluyor, üzerine 5 kat bina atıyoruz. Dikkat ederseniz hep terk var. Yani Allah varsa küfürü terk etmişiz. Küfürü terk, la ilahe olursa illallah olur. İllahu la ilahe değil.
Yani ilk önce terk var İslam'da. Haramların terki var. Terklerde güç vardır. Çok ilginç dedim ya teknik şey. Terklerde güç vardır. Hayalin altını oluşturuyorum. Bunu bilmiyoruz. Biz gücü eylemde zannediyoruz. En büyük güç terkte var. Mesela tiryaki olduğun bir şeyi terk et, o zıttını enkılav eder. Ustadın kullandığı misal vereyim. Duygular diyor. Ruh, bu alemin şehadeti bu duygularla. Uyuduğun zaman bu duygular kapanınca ruh, bak terkler başladı, ruh alemi kayba geçti. Terkten sonra oluyor. Diman çalışma şekli nasıldı? Terkti. Terklerle. Şirki terk etmek, tiryakiliği terk etmek, tamam mı? Ondan sonra mekan terki, zamanı terk, hep terk. Kendini terk etmek, enaniyetini terk etmek, gururunu terk etmek, hasidi terk etmek, hasit yapmamak, yapmamak yani. Yani bir şey yapmak yapmıyorsun, yapmamak da yapıyorsun, tamam mı? Şimdi, zihinler enelere dönerler. Niçin teknik dedin? Vicdanda ne vardı? Bir daha sayın. İrade. Zihin. His. Radife. İrade eylemsel güç alır. Yani namaz, niyaz, oruç yaparsak irademiz güçlenir. İradesi güçlü olduğu insanda bunlar fiil olur. Demek ki bedensel hareketler irademizi güçlendirir. Zihinler enelere döneri anlatmaya çalışıyorum bu kadar 5 dakikayı. Çok mühim olduğu için. İkinci makam neydi? Zihnin kaynağı neresi? Dima. Dima. Dima neresi vardı? Sayın bana dima. Tahayyül. Say. Tasavvur. Taakkul. Tasdik. İzan. İltizam. İtikad. Bundan besleniyor zihin. Eğer zihin bu 7 tane mertebeden besleniyor. Eğer bu zihin, bak dedi ki elbette zihinler, gayi hayal olursa bunların kıblesi oturmuş oluyor. Hayal bu girişin giriş kapısıdır, dimağın. Dimağın giriş kapısı nedir? Hayaldir. Sonra ikinci kapı geliyor, tasavvur geliyor. Sonra bunları kullanan birim geliyor, taakkul. Bunların içine seçiyor. Bu akıl çeşitli şeylerle hani muhakkik ve mudakik vardı. Muhakkik meselesini delillendiren, mudakik ise o delillendirdiği şeyleri ispat eden, tekrar onu delillendiren. Ha? Ne yaptı? Muhakkik, tasdik, mudakik. Ha? Şimdi eğer bu iş ilk giriş kapısı hayalin bir gayesi olmasa bunlar hepsi kıblesini kaybeder. O zaman bu 7'den beslenen zihin onu alıyor. Baba bu toplanan o zihin. Zihinin kaynağı neresiydi? Bak iradenin kaynağı neresiydi? Anlıyor musun? Şeyde vicdanda 4 birim vardı. İrade, zihin, his, Latife-i Rabbani, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Nereden besleniyor? Ondan sonra mevzuyu okuyacağım. Yoksa ezber olur. Tekniği anlamamız lazım. Soru çözmeyi değil, kuralı öğrenmemiz lazım. Bu vicdan mı? Bu iradeyi besleyen eylemseldir, eylem. Yani oruç, namaz falan. Zihni besleyen dimadır. Hissi besleyen hariçten ya mevcudatı alırsın içeriye, ya Allah'ı alırsın. Hissin de mabetullah'tır. Ondan sonra üçünü bütüne getiren insandan ortaya çıkan Latife-i Rabbaniye. Ama şimdi iradeyi güçlendiren bedensel faaliyetlerdir. Zihni güçlendiren, zihin akıl dimada değildir. Zihin vicdandadır. Vicdanın birimidir. İrade, zihin, his, latife. Bunu belki de 20 sene, 30 sene
meşgul olduktan sonra bileceğiniz şeyler, biliyor musunuz bunları? Gençler, 30 sene sonra, yani bak teknik şeyleri bilmek o öyle kolay değil. Yani tırırt diye okuyoruz. Nurcuların bilgi sorunu yok. Tasnif sorunu var. Nurcuların ülfet belası var. Benim nurcular diyorum, diğerlerine karışmıyor. Benim nurcular çünkü dava arkadaşlarım. Yani depoya doldurdu doldurdu, kullanamıyor bilgiyi. O bir süre eneye dönüşmüş. O bilgilerin tasnif edemezsen, böyle şey yapamazsan, teknik yöntemini bilmezsen eneye, gurur, kibire, davayı tahrip eder. En büyük. Niçin öyle diyor İhlas Risalesi'nde? Hizmet-i imaniye taarruz. Bütün kardeşin hukukuna tecavüz etmiş olursun diyor. Öyle mi Mehmet? Öyle diyor mu? Diyor. Nasıl diyor bir nurcu? Hizmete taarruz eder mi? Kardeşin hukukuna tecavüz eder mi? Eder bilmeyerek. İşte bunu bilmek lazım. Demek ki iradeyi besleyen eylemdir. Zihni besleyen dimağ. Sonra ne geldi? Hissi besleyen hariçtir. Ya Allah ya mevcudat. Kalbini koyacak. Vesaire. Sonra bunu işte üçünü bir araya getiren Latife-i Rabbani'nin netice bu. Şimdi arkadaşlar, zihinler enelere dönmesinin sebebi, zihinlerin eneye, yani zihinler enelere, zihin tekti, zihinler diyor. Öyle değil mi? Zihin eneye döner demiyor. Zihinler, çünkü zihni besleyen alt veri tabanı dimağdır. Şuradaki zihin, 7 tane. 7 tanesini etkileyen şimdi. Bu eğer diyor zihinler enelere döner, yani tahayyül enen etrafına döner. Tasavvur ene olur, enen etrafına döner. Taakkul ene olur. Ondan sonra enaniyet, gurur, kibir, haset, o olumsuz bütün şeyler. O kadar acayip bir teknik bir ders ki bu. Tasdik eneye döner. Tasdik, izan ene, iltizam, itikat eneye döner. Çünkü bu artık buradan hep enelere dönmüş malzeme ala ala zihnin donmuş bir ene. Ha, diyor ki o zaman biz bunu kıblesine koyalım. Şu 7 taneyi. Kıble, tahayyülün kıblesi gaye olmalı. Giriş kapısı. Eğer gayi hayal olmasa zihinler enelere döner. Yani bu giriş kapısı doğru girilmese iç yapı tarumar olur. Onun için Rüştü abiyle böyle bizim bir çatışmamız var yani. İçtihat farkımız var. Çok ilginçtir. Çatışma derken latife olsun diye söylüyorum. Yani İmam Azam'la İmam Ebu Yusuf arasındaki böyle bazı şeyler, içtihat farkı var. Yani belki ilginizi çeker ama sizde de olsun. Rüştü abi dedi ki, bir lokomotif düşünün dedi, tren. Bu lokomotif 10 tane, 20 tane, 50 tane vagonu çekiyor. Bu çeken hepsi ona tabidir. Ben diyor bu lokomotifi merak kabul ediyor, merak. Bu merakınız neyse, merakınız neyse bütün her şeyiniz oradadır. Sizi yönlendiren şey, kıbleniz yani, yolu açan. Ben ona dedim ki Rüştü abi, hayır bana göre o değildir dedim. Dedi ki nedir dedi. O da çok ondan almış mali, dinlerdi. Rüştü abi şöyle yapardı. Şöyle yapardı. Nedir derdi böyle? Dinlerdi. Zübeyir abiden almış. Zübeyir abi dinle. Ben de bak hep dinliyorum yani. Böyle. Dedi ki nedir Hasan dedi. Ne tespit ettin? Ben abi dedim o lokomotif merak değil, hayaldir. Hayalini ver bana, ben sana dinini vereyim. Hayalini ver bana, kendini sana vereyim. Hayalini ver bana, Allah'a sana vereyim. Böyle bir şey yapmıştım. Merak sanki bir lokomotif veya benim için lokomotif hayal. Çünkü dimağın da kapısı. Merak ilmin hocasıdır. Merak yani diyor, eğer bu olursa diyor hepsini gay hayaline çeker.
Ben de diyorum ki merak ilminin hocası da merakı da hayal etmek lazım. Yani böyle bir iştihadi farkı ona girmeyeceğim patanaja. Tamam iki tane lokomotif koyacağım. Uçakta iki tane pilot konduğu gibi. Uçak tek olsun içeride oturan yönetici iki tane olsun. Yani böyle farklı anlayışta olduğunu reyleri de anlatmaya çalışıyorum. Şimdi zihinler enelere döner demek zihnin beslendiği kaynak enelere döner. Dima. Enelere dönmesinin sebebi zihnin dimağa giriş kapısının yöntemi yanlış açıldı. Şimdi dimağın giriş kapısı Ayşe Fatma'ya, paraya, dolara, Ali Hasan Hüseyin'e açıldıysa hemen tahayyülün nerede olduğu yerde tasavvur oradadır. Hayal ettiğim yerde düşüncem oradadır. Neyi hayal ediyorsanız oradasınız. Mesela bir kötü bir yer, adamı kızıyorsun, koydun karşına, lan zalim adam nasıl dedin? Hemen öyle oluyoruz. Aslında tahayyül ve tasavvur şöyle diyebilir miyiz abi? Mesela bir proje var, tahayyülde mesela abi. Harç döküyor, inşaat malzemesini başlıyor, o zaman tasavvur oluyor bu. Çok güzel. Yani o yok, kalıp oldu. Kalıp döküyor. Yok. Yani biraz şey oldu. Tahakkuda mı? Yok yok. Yani? Çünkü hayalde muayyenlik yoktur. Tasavvurda da muayyenlik yoktur. Mutlaklık vardır. Yani sen kalıp döktün hemen betonu koydun. Ötek oldu. Tercih yok yani. O belki tasdikte olur. Kalıplara harç döktün. Tahayyülde ise her şey var. Yani haricin dışında kendin de imal ediyorsun. Bak ben seni üç ayaklı yaptım şu anda. Acayip bir şey. Yapabiliyorsun. Yani hayal acayip bir şey. Sanki Allah'ın Halik sıfatını en güzel gösterendir. Vehim de öyle. Allah en cami ayna insan ya. İnsan Allah'ın halifesi ya. Allah'ın o sıfatları sanki insanda gözüküyor ya. Peki Allah'ın haliketi nasıl gözükecek? Hayal ile. Hayal ile şehri kurarım, kurmam da. Benim de böyledir. Varı yok eder. Yoku var eder. Hayali be. Bak mesela şehri kurdu. Şehri seyrediyor. Bu seyretmedir. Şekillendirendir. Vehim ise bu tasavvurdadır. Vehim yoku var ediyor. Yoku var ediyor. Vesvese varı yok eder. Tek yönlü çalışır. Ama lugata bakarsanız, lugattan sonra karşıma çıkmayın. Abi vehim yoku var eden, varı yok eden diyor. Tamam kardeş bir şey demedik onu öyle kal. Hayır. Vehim yoku aşağıdan yukarı, yoku var edendir. Vesvese ise var olan bir şeyi yok eder. Çünkü şeytan Adem alemleri hesabına çalışır. Şeytan Adem alemlerinden vücut alemlerini çıkartmaz. Şeytan vücudu Adem alemleri hesabına çalıştırır. Çünkü ademi bir vücut yapar günahlar. O zaman şeytanın mantığı var üzerine kurulmuştur. Yani abdestin yoktur der abdestliye. Abdest size abdestin var mı demez. Abdest size abdestin yoktur ha demez. Veya abdest size abdestin var demez. Abdestin yoktur denmesinin sebebi abdeste olduğunun kesin delilidir. Tapusu budur. İmanlıya imansızsın der. İmansız olabilirsin der. İmanın gitti der. Ya imanın giderse. Bu kişi Allah Resulü'nün ifadesiyle halis imanın delilidir diyor. Böyle gelmesi. Ama imansız aş, imanın var mı? İmanın gitmiş ha diye korkutmaz. Çünkü kafir imansızlıktan korksa imana gelir. İmansıza imanı var mı diye sormaz şeytan, sorgulatmaz. Çünkü gider imanı öğrenir diye. Abdestsize gidip de abdestin var mı diye demez. O zaman nerede vesvese geliyorsa ben size altına imza atıyorum. Onun olduğuna tapudur. Tapu. Yani abdestli olduğuna delil abdeste ait vesvesenin gelmesidir. O tapusudur. Abdestlisin, mühürü ben basıyorum. Günah bana ait. Vehim ise aşağıdan yukarı çıkar. Yok, var gösterir. Hayal ise bu ikisiyle açık olandır. Vesvese ve vehimle de kaynaklanandır.
hayal, o yüzden karıştırıyoruz. Hayal varı yok, yoku da var eder. Yani şekillendirir. Var eder demeyeyim de, var eden onu latif eder. Şekillendirir. Olmayan şekli koyar, var olan şekli de yok edebiliyor. İşte kaynaklandığı şey burada. Evet, şeyleri okuyacağız. İnsanı gay hayaline koyan şeyler okuyacağız ama tek tek bilgi vermek zorunda olduğum için. Şimdi burada sormak istediğiniz var mı? Sana bir şey ekleyebilir miyiz abi? Abi. Hayalle ilgili abi benim. Tamam. Yani hayalimizi böyle kontrol altına almak için. 17. sözün 2. makamından diyor abi. Hatta şey okuyun okuyayım. İhtiyaç dairesi nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Hatta hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Bak. Orada hacet vardır. Tamam. Hayal işte onu dedik ya, kabin, teleferik. Teleferik. Teleferiğe biniyorsun, kabine tepeye çıkıyorsun. Tepe gayedir, o kabin hayaldir, içine binen sensin. Eğer bu için dimağın 7 mertebeleri kıblesini kaybederse, hedeflerini kaybederse, buradan beslenen zihin, bunlardan beslendiği için, bunlar ne vermişse zihin böyle olur. O zaman zihin eneye döner. Enelere döner. Etrafında gezerler. Ene kuvvetleşiyor. Bazen sinirleniyor. Sinirleniyor. Doğru mu okudum? Benimki silinmiş de kitaptan. Sinirleniyor. Delinmez ta nahnu olsun. Yani delinse nahnu biz. Ben yerine biz. Olmuyor. Enesini sevenler başkalarını çok severler. Ne oldu? Enes'ini sevenler başkalarını sevmezler. Sevemezler, mümkün değil. Peki nasıl anlayacağız? Bunların alametlerine yine oraya mı geldin diyeceksiniz. Maalesef ne yapayım, oraya çıkıyor. Taassup ehli olurlar bunlar. Bunlar zahirci olurlar. Bağnaz olurlar, geçimsiz olurlar. Tamam. Böyle hedeflerinde hep hariç vardır. Kendisine dönük ders olmaz pek. Böyle itham etmeyi, yakıştırmalar yapmayı çok severler. Yani enesini sevenler başkasını sevmezler. Ben anladım. Sevmezler. Yakıştırma çok yaparlar. Bu şu anda ben yaptığım gibi. Mesela şey, artist, şov yapıyor. Tarikatçıdır. Bilmem ne gibi yapar. Çünkü böyledir yani. Mesela hep hedef böyledir. Bu ders mesela kendimize dön. Onun için kader risalesinde ne işi var? Hatveler. Kader risalesinde iman esaslarında enfus dersinin ne işi var? Uygulaması oluyor işte. Aferin. Yani usul ve kuralı birinci mefastır. Yani birinci kaderin şeyi, yapısı. Dört hatve ikinci ozi. Enfüsü dönüşümdür. Yani mülk ve melekut. Kader de insandır. Kader risalesinin ilk başlangıcı usuldur, yöntemdir, ilimdir, kuraldır. Mesela bak, hali ve vicdanidir diyor. Mesela Allah'a iman edince Allah'ın sıfatları esmasını anlamış olurdun. Kadere iman etme derecen, iman artarsa kadere, ne artar sende? Mesela Allah'a imanım arttı. Allah'ı daha iyi tanıdım yani. Alemime taşıdım. Allah'ın sıfatlarını tamam mı? Eşyada gördüm. Esma. Allah'ı böyle kainattaki tasarrufatını şey yaptım. Ama kadere imanım artarsa neticeyi istiyorum ben. Hali ve vicdanidir diyor. Kader nefsi gururdan, cüz-i ihtiyari, adem-i mesuliyetten, men amene bil kader, emine minel keder. Neticesi de bu. Kadere iman eden parası çok artar. Allah'a yakınıyeti artar. Ahireti yakınıyeti artar demiyor. Men amene bil kader, emine minel keder. İçsel yapı düze çıkar. Kederden emin olur. Tamam. Çok önemli. Ne işi var orada enfus dersinin? Orada ne işi var? Ben oraya koymam ki, insan dersine koyması lazım. Öyle değil mi? Siz mi Allah'ı unuttunuz diyor. Öyle demiyor mu ayette? Siz mi Allah'ı unuttunuz? Allah'ın verdiği cezaya bak. Ben sizi cehenneme koyacağım demiyor. Cehennemin cehennemine koyuyor. Allah'ı unutanın. Cehennemin cehennemine, biliyor musun? Cehennem ahirettedir. Cehennemin cehennemi buradadır. Ben de sizi size unutturacağım. İşte cehennem budur. Cennet ise
kendini kendisiyle tanımak, kendine dönmektir. Cennet budur. Ustad diyor başka bir yerde, cehli cehennem diyor. Cehalet bir cehennem olarak gösteriliyor. Bir şey yapabiliyor mu? Evet abisi. Enfüs desin tenkid abi bir derece, yani Risale'leri kendine tatbik etme diyor. Öyle olduğu yerde kalsın demek diyor. Aynen öyle. Şimdi Çin Lemaat'ta söylüyor, cehennemin cehennemidir diyor. Cehennem hiçbir şey değil. Hatta büyükler demiş ki, o kadar vücudumu büyüt ki. Bunu derken kendi cenneti çıkıyor. Onu 744'te bak, bazıları diyor ki nasıl olur, cehennemin cehennemi var mı? Cehennemin cehennemi arkadaşlar, cehennem garip yetim düşmüştük işte. 741 miydi? Bak cehennemden beterdir. Tamam. İşte burası 741. Cehennemden beterdir. Ondan daha muhrittir. Cehennemden daha rezildir. Cehennemden daha muhrittir. Başka bir şey bahsedeyim. 200 kaçtı Mesnevi'de? Diyor ki ene aynı zenni abdibi. Diyor ki arif olan bir Müslüman, Allah'ı bilen, iman etmiş, namaz kılmış vesaire, günahları çok ama sebep az, ama Allah'ı biliyor. Onu Allah cehenneme koyacak, günah kadayanacak. O cehennemde ağlayacağı gün şey elem kefeye koy kantara. Kafirin bu dünyada ruhen aldığı elem daha ağırdır diyor. Cehennemi cismani arif olan mümin için diyor. Tamam. Cehennemi kafirin diyor cehennemi manevisinden daha hafiftir diyor. Garip garip bakmayın ya. Yeri biliyorsunuz dur. 222 miydi? Dur bakayım ben söyleyeyim de. Yok, 226. Arif olan mümin için Asiye kafir, daha ne korkuyorsun cehennemden? Asiye kafirin cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir. Size bir müjde vereceğim şimdi. Dayanamadım. Söyleyeyim. Bak bir de söyleyeyim. Asiye kafirin cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir. Yani arif Müslüman günahı kadar cehennemde yanarken alacağı elem, kafirin bu dünyada alacağı kafirin, asiye kafirin cehennemi manevisi, ruhsal elemi daha ağırdır. Size söyleyeyim. Cehennem neresidir biliyor musunuz? Cehennem bildiğiniz gibi değil o. Cehennem kaç tabakadır? 7. Birinci, ben bazen latife yapıyorum ama doğru söylüyorum sonra düzeltiyorum. Cehenneme kafir girmeyecek. Cehenneme münafık girmeyecek. Burada bırakırsam tabii olay olacak. Nasıl girmeyecek ya? Cehenneme günahları fazla olan Müslüman girecek. Cehennemin 7 tabakası var. En üst tabakanın adı cehennemdir. Diğer tabakalar değil. En üst tabakanın adı cehennemdir. Buraya kafir girmeyecek. O kadar merhamet edecek ki Allah Müslümanlara. Günah fazla da olsa birinci tabakaya alacak. Birinci tabakaya Müslümanların günahkarları fazla olan Müslümanları. Onun için arif olan mümin buraya girecek. Hafiftir yani. Ondan sonra öteki tabakalar kafirlere... Yedinci tabaka kimin? Münafı. Yedinci tabakayı hadiste, yedinci tabağı münafığın olduğu yeri getirip de Müslümanların olduğu cehenneme konulur mu? Aynı yer olur mu? Ne güzel değil mi şimdi? Fatih. Yedinci tabakada olan kafiri alıyorsun, birinci tabakaya koyuyorsun. Ona, o cennet gibi oldu ona. Onun için münafık yedinci tabakadadırdır, bir de değildir. Bire giremez o. Ama merhamet ilahi olarak hadiste ve Kur'an'da birinin adına komplesine denmiş. Yani cehennem denmiş. Hepsine şamil olmuş. Allah Allah. Evet.
Başka bir şey gösterecektim de. Ondan sonra bulursam. Yok, bu kitapta değil, bu defterde değil. Başka bir şeydi. Onlar içerisindeki hakikat hakkında güzel bir şey var. Onun için bak şeyi de düzeltiyor. Benim cesedimi o kadar büyüt ki diyor, cehennemde Müslümanlara yer kalmasın. Kim ne diyor? Müslümanlara yer kalmasın. Çünkü orada kafir yok ki. Bu diyor metsubari bir sözdür diyorlar. Tövbe estağfurullah. Ebu Bekir Sıddık. Yani bilmiyor, cehalet işte. Bu var ya böyle bir tane böyle mezhepsizler var. Ben diyor ustad, dünyada Kur'an nasıldı, cemaatsiz kalırsa bana burası da cehennem olur. Eğer Kur'an cemaat olursa, dünyada böyle Müslümanlar olursa, ben cehenneme gitsem bile cehennemin alevlerin içine gönlüm Gülgünistan olur derken, oradaki tabaka birdeki tabakadır. Cehennemde Gülgünistan olur, olur mu? Diyor adam. Metsubari söyledi. Cehennemi bilmiyor ki nedir. Cehennemi bilmiyor ki. Böyle kaplama bir tane demiş. Cehennem zannediyor ki böyle bir kuyu, kaynayan bir tencere, herkes oraya atılıyor. Aynen. O ne var ne yok, nasılsın, iyi misin? Sen neredeydin? Ben münafıklık yapıyordum. Sen vallahi bir namazı terk ettim de buraya geldim. Ulan iki aynı yerde oldu mu şimdi? Sen vallahi zina yaptım ama ben Allah'a iman etmiyorum. Allah'a iman eden ne münafık aynı yerde olur mu şimdi? Bir kere cehennemin tabakaların ismi bırakmaz. Veil cehennem var, gaya kuyusu var, tamam mı? Vicay vesaire var. Şimdi bu arada ona da girmiş oldu. Tamam, şimdi okuyorum. Hedef. Bu tek tek bilgi olmuş şimdiye kadar. Demek ki dima giriş kapısı, gaya ayağı. Okuyorum. Aslında burayla ilgili bir tane hadis var abi, bunu okumak istiyorum. Abi. Oku abisi, hadi dedik bakalım. Dedik ya, ene kuvvet teşir fazlasını biliyor. Delinmez taraf nahne olsun, enesini sevenler başkaları sevmezler abi. Müslümanlar aslında çok enteresanıma gitti. Kim cemaatten ayrı düşerek ölürse cahili ölümüyle ölmüş olur diyor. Allah Allah. Müslüm'de mi geçiyor? Müslüm'de abi. Sen? İmari 53-54 abi. 53-54'te. Vallahi Müslüm 53-54. Çok acayip bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezi kâle. Ve la tenezeu fe tefşelû ve tezhebû rihüküm vesbirû ilâhir. Sual. Çok ilginç bir şey koymuş Arşit abi. Bak, gaye hayala ne koymuş? Sual. Hani buradan almış da, burada yani. Buradan okuyayım. Alim İslam'daki ihtilafı tadil edecek çare nedir? Suna Tulat işaretta. Sayfa 57. Bu daha önce basıldığı için, Sait Özdemir abi Ankara bastı, Envar sonra bastı. Envar'a göre kaç sayfa, Sunnat Tulat'ın kaçıncı sayfa olduğunu bilmiyorum. Alem İslam'daki ihtilafı tadil edecek edecek çare nedir? Çok ilginç. Bunu Rüştü abi burada koyması çok ilginç. Tuhaf bir adam hakikaten, filozof bir adam. Bunu ben 10 dakika uğraştım bunu niye buraya koydu diye. Adam bunu çözmüş ve koymuş. Ben 10 dakika niye koyduğunu çözmeye çalıştım. Bak işte. Derse gelmeden önce çalıştım ya. Evvela. Sıkmıyorum değil mi sizi? Sayfa 93 mi aslında bizimkiler abi? Ha 93 mi? Yeni baskı esas öyle söylüyor. Ha işte. Onu esas olan. Beni esas almayın. Çünkü benimkiler eski. O zaman benim zamanımda Sunna Tulat İşarat diye şeyin yoktu. Envar'ın yoktu. İki yayın evinin vardı. Sözler Yayın Evi ve İhlas Yayın Evi'nin vardı. Oysa benim bütün kitaplarım Envar olduğu halde. Taassüf yok. Neyse o. Onun için o üç kaynak en şeyler. Diğerlerini bilmiyorum. Nasıldır, var mı içinde bir şey bilemem. Üç kaynak hakkında altına imza atarım. Sözler Yayın Evi, İhlas, Sait Özdemir Ankara, en var. Diğerlerini bilmiyorum. Alem İslam'daki ihtilafı tadil edecek çare nedir? Evvela mutefekün aleyh olan makasıdı aleyh nazar etmektir. Hah.
Yani alem İslam'daki, alem İslam'ı küçük model olarak nurcuları düşün veya Türkiye'deki dini cemaatleri düşün, Müslümanları düşün, mütefekkün ale olan, yani hepimiz ittifak edeceğimiz şey olan nedir o? Makası-ı aliye nazar etmek de mümkündür. Yani mesela ben Türkiye'de desem ki doğruluk ölçüsü nurculuktur. Olmaz. Süleymancılara denilir mi bu? Tarikatçılara denilir mi? Mahmud Efendi cemaatine denilir mi? Kadiriciler denilir mi? Bilmem, bir sürü şey var ya. Caferilere de denilmez. Şialara da denilmez. Peki niye denilmez? Ya beni bağlayan herkesi bağlar diye iddia edemem. Çünkü böyle bir Kur'an'da böyle ayet farz yok yani. Risale-i Nur mutlaka ölçü alacaksınız diye. Hani Risale-i Nur kim ölçü alacak o belli. Mütefekkün aleyh olan makası da aleyh nazar etmek. Tarikatçıları da, Süleymancıları da, Mahmud Efendi de, Menzili de, İsmail Ağa'yı da, Mısır'ı da, Cezayir'i de, Tunus'u da, Çeçenistan'ı, Doğu Türkistan, herkesi mütefekkün aleyh olan makası da aleyh nedir? Edile-i şeriye. Yani gayi hayal orası olursa, hayal hedefini bulmuş oluyor. Bak o bulmasa nasıl nelere dönüyor? Putlar buradan çıkıyor. Hoca put oluyor, abi put oluyor, şeyh put oluyor, kadın put oluyor, para put oluyor. Bizim cemaat put oluyor. Yani meşrebin, yani dini cemaat din oluyor. Abin din oluyor. Hepsi put oluyor. Acayip bir şey oluyor yani. Ya bu gayi hayal, ya burayadır hedef. Tek tek bilgi verdik. Yani bunların diman, hedef, kıblesi yoksa. Yani eğer din gayi hayal edilmezse, din gayi hayal edilmezse kardeşim, kişiler, cemaatler din olur. Öyle bir bela olacak ki bu asırda, Allah kimsenin başına vermesin. Onu da şeyde söylüyor. Muhakemat 88'de. Bak, ama bitirsem de mi okusam? Yok yok, bitireyim. Çünkü Allah'ımız bir. Mütefekkün aleyh olan makasıdı aleyhi gaye hayal etmek. Hepimizi bağlayan bir şeye hayalen hedef yapmak. Ne o? Nedir o? Allah'ımız bir. Değil mi? Hangi tarikata giderseniz gidin, hangi dini cemaate gidin, Allah birdir. Şeylere diyemezsiniz Hristiyanlara. Tanrı çoktur. Tanrı'nın oğlu vardır. Bir de Tanrı'nın görüntüleri var, papaz. Tanrı'nın görüntüsü olduğu için Tanrı'dır. İsterse adamı cennete koyar, isterse cehenneme koyar. Adamı vicdana bağlıyız. Adam vallahi kafası bozuksa, bir yere kafayı taktıysa vallahi cehennemin dibisin. Bugün havası iyiyse doğru cennettesin. Kiliseye gittiği zaman. Bugün de hakikaten pazar. Ayın şeyi, günah çıkartması şeyi. Size yazıklar olsun. Hala günah çıkartmadınız. Bir sürü günahınız var. Tamam. Allah'ımız bir. Ben bunu almaya da İsviçre hep gördüm ha. Böyle anlatılardı da ama. Ben her pazar ayinlere ibret alemi için gidiyorum. Oturuyorum. Mazgal var böyle. Yani tahtadan böyle mazgal tahta değil de delikli. Papaz içinde oturmuş. Sıraya girmişler. Ulan ben de sıraya girdim. Ama takkeyi çıkarttık orada. Kilisede takke olmaz falan. Yani kaydık. Yanındaki kişi var, hep tercüme ediyorlar. Dedim iyi kulak hırsızlığı yapın, böyle ne diyor falan. Ondan sonra sıraya yaklaştıkça az kaldı. Belki de 3-4 tane kaldı. Hemen 2 tane papaz geldi. Bir sağma bir savunma. Hemen bizi dedi ki, geldi kibarlıkla. Ya siz diyor, Hristiyan olmadığınız gözüküyor. Yani buraya günah çıkıyor. Meğer oraya mazgalın içine papaz oturuyor. Neyimizden bildiği Sertay'a. Ondan sonra gidiyor. Papazı görüyorum tabii. Mazgal ya böyle tahtadan ya yani, şeyle. İçeride adam oturuyor. Söylüyor. Dedim ki Yusuf ne anlatıyor dedim. Abi dedi ayıp ayıp şeyler yaptıklarını. Tamam ana fikri söyle. Şu günahları yaptım diyor falan. Ona kulağı vermiş. Adamı bakmıyor kadına. Benim önde iki kadın vardı. Bir erkek vardı. Çoğunlukla kadınlar vardı. Ondan sonra rezilliklerini yapıyor. Bir şeyler diyor. İşaret ediyor. İleride bir kutu var. Biçiyor. Hesap biçiyor. Günahına göre
benim öndeki yani dört öndeki kadın 55 euro atmasını söyledi. Ne kadar dedi? 55. Abi dedi şey yapmamış böyle. Kocasından ayrıldığı için 35 euro. Bir de başkasıyla beraber olduğundan dolayı ona ayrı bir şıkkı. Neyse onlar ben kadın 55 euro. Ötekisi bayağı 40 euro. Ötekisi bilmem şey yapmış birse şey yapmış. Hayvanı öldürmüş bilmeyerek duvar devrilmiş. Ona şeysiz olduğu için 15 euro vermiş. Dolap devrilip kedi ölmüş. Çok üzülüyorum. İçim yanıyor. Vicdan azabı da diyemiyor. Onu atlamak için tamam. Seni affettim. Tanrım seni affetsin. Amin. 15 euro ile biz hala uğraşıyoruz. Devam edelim. Peygamberimiz bir. Bir teneffüs ettirdim size. Kur'an'ımız bir. Zaruriyat-ı diniyede umumumuz mütefik. Zaruriyat-ı diniye nedir? Tesettür farz mıdır? Farzdır. Oruç farz mıdır? Farzdır. İçki haram mıdır? Haramdır. Zina haram mıdır? Haramdır. Bu ne demek bu? Zaruriyat-ı diniye demektir. Hepimizi bağlıyor mu bu? Bağlıyor. Sonra zaruriyat-ı diniyeden başka olan teferrat veya tarz-ı telakki yani haram veya farzın dışındaki onun dışındaki teferrat veya anlayış farklılığı tariki tefevimdeki tefavut bu ittihadu vahdeti sarsmaz, rahçidi gelemez. Yani haramlar belli, farzlar belli. Farz olmayıp, haram olmayıp ortada olan mubassa o da tarz-ı telakkiye bağlı. Yani anlayış bakışa bağlı. Şair aynı şey mi? He? Yani şair şeyler var ya. Şair, şair diyebiliriz evet. Şair mesela ama farza taluk eden şairler var o değil. Mesela diyelim ki tesettür farzdır ama şairdir. Mezar taşı mesela şairdir ama farz değil. Sakal gibi mesela. He, sakal mesela şairdir ama farz değil. Tamam. İşte bu bakın Allah'ımız bir. Bak beraber gidelim. Peygamberimiz bir. Kur'an'ımız bir. Kur'an'ın içerisindeki ve hadis-i şerifteki Kur'an'ı tefsir eden ilk tefsir, hadis. Zaruriyat-ı dini var. Haramlar, farzlar. Onlar da bir, ümumuz mütefik. İşte haram ve haram ve farzlar olmayan mubah alemini denilir. Bunun dışında olan teferruat ve tarz-ı telakki. Yani teferruatı anlama şekli bizim ittihadımızı sarsmamalı. Mesela uygulayayım. Süleymancılara, tarikatçılara örnek için söylüyorum ben niye ağzını aldın? Yani başka uygulanır olsun ki yanlış yapmayalım. Amezi mesela. Ya bizimkiler gibi kitap okumuyor yani falan el çevirmiyor. Cirnada çevirmiyor tamam mı? Sarı öyle takmıyor, düz sarıyor ne bileyim. O da dese ki işte sakal bırakmıyor. Farz olmayan bir şeyi dayatıyor adam mesela. Farzdır diyor. Bak zaruret olmadığı halde mesela İsmail Ağa farzdır diyor. Farz değil kardeşim. Allah'a farz etmediği bir şey nerede farzdır diyor. Sakal için mi? Sakal için farz diyor. Haramdır diyor çünkü. Sakal bırakmamak haramdır. Haram olabilmesi için bir şey farz olması lazım. Mesela namaz kılmamak haramdır. Çünkü kılmak farzdır. Anladınız mı mantığı? Namaz, namaz kılmamak nedir? Haramdır. O zaman kılmak nedir? Farzdır. Sakal bırakmamak haramsa bırakmak farzdır. Oluyor. Oysa sünnet diyoruz. Sünnettir ya. Kuvvetli sünnettir. Bir sünnettir diyor. Kasta, şey, Emir Dağ 48. sayfada. Daha geniş şerî bilgi isterseniz Risale'nin dışında. İslam prensipleri ansiklopedisi var. Tamam mı? Orada S'ye bakın, sakal. Şer'i delillerini görürsünüz. Bazı peygamberler sakalsızdı. Ondan sonra orada. Şimdi niçin şey yapıyorum? Orada. Niçin bak bir şey yapıyorum? Allah'ımız bir. Peygamberimiz bir. Kitabımız bir. Kur'an'ın içerisindeki haramlar ve farzlar
Bir. Ha, bunun dışında olan teferruat ve tarz-ı telakki olan bir şey bizim ittihadımıza zarar vermemeli. Yani sakal bizi ihtilafa götürmemeli. Sarık bizi ihtilafa götürmemeli. El çevirmek, el birleştirmek bizi ihtilafa götürmemeli. Süleyman Hoca kardeşler bu husus olmaz. Ama kendi cemaatine diyebilir. Hakkı var. Yani cemaati belirleyen budur. Mesela bizde nurcu bir insan olabilmesi için laik olması lazım. Ama cemaati içerisindeki birliği sağlayandır. Yani doğrularımızın kesin olanı. Mesela anlayış farklılığı değil. Dolayısıyla bu tarz-ı telakki, bu Allah'ımızı, peygamberimizi, Kur'an'ımızı ve içerisindeki haramlar ve farzların bir olduğu halde bu kadar, farz olmayan, sünnet seviyesinde olan ve bu anlayış farklılığından, tarz-ı telakkiden çıkan bu teferruat bunları yok etmemeli. Sanki bunun Allah'ı yokmuş gibi hücum ediyorum. Sanki bu peygambere inanmıyormuş gibi ona hakaret ediyorum, dinsizsin diyorum. Yani tamam, böyle acayip şey yapıyor. Acayip ve garip oluyor. Bunun sebebi nedir? Gayi hayalimiz olmasa bu zihinler, hani bu dimadaki yapılar hepsi bir acayip garip bir yerlere bağlanmış. Acayip şeylerden besleniyor. Nereden besleniyor? Dinden beslenmesi gerekirken hocasından besleniyor. Mesela dine uygulayayım. Ehl-i sünnet vel cemaatta la ilahe illallah diyen kurtulamaz. İlle Muhammed Resulullah demesi lazım. Adam diyor ki la ilahe illallah diyen kurtulur. Muhammed Resulullah demese de. Bu ehl-i sünnetten düşüyor. Yani Muhammedsiz Allah demektir Lazcası. İslamiyetsiz din. Anlıyor musunuz? Olmuyor. Mesela başka. Kul ya eyyel kafirun. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. O din demiş. Diğer şeylere de din demiş. Ama yine din yok. İnde Allah'il İslam. Yine dine inde Allah'il İslam. Yine dine inde Allah'il İslam. Allah'ın nazarında din İslam'dır. Diğerlerine din demeyiniz. Ne yapmıştır? Kafirin suresini neshetmiştir. Bilmiyoruz ki biz Kur'an'ı, yani bir tefsir bir okumuyoruz ki. Okumayınca 63 tane ayet neshedilmiştir. Kur'an'da var olduğu halde hükmü kaldırılmıştır. Onlardan bir tanesi en çok bildiğimizden söyledim. Kafirin suresi var ya, kul ya eyyühen kafirun. O sure hükmü kaldırılmıştır. Ne ile? Ayne dine inde Allah'il İslam. Surede diyor ki sizin dinin size, benim dinim bana. Bu ayette diyor ki Allah nazarında din İslam'dır. Başka din yoktur. Bu neshedilmiştir. Ama cerbezili zihinler neshedilmiş şeyi, Kur'an'ı, tabi cahil halk bilmiyor ya, nasih ve mensu bilmiyor. Yani bir tanesi nesheden, bir tanesi neshedilen. Mesela neshedilen, nesh edilen, hükmü kalkan ama niye duruyor? Onun hikmeti uzun. Şu konumuz değişir. Niye diyor? Onu da araştır işte sen. Hani belli. Ben de yukarıda iki tane kitap var yani. Bu işten ilmi usulü din imamlarını koydu. İlmi usulü din imamları bunu koymuş. Ha, şimdi kafirin suresi, ha görmüyor musunuz? Sizin dininiz size, bizim dinimiz size. Bak onların da ne dedi? Dini vardır. Bak bu cerbezili adam. Onu göstermiyor. Onu bildiği halde. Ehl-i sünnet vel cemaatında, ki Kur'an'dan açıktır. İne dine indallahil İslam. Yani Allah nazarında din tektir. Yoktur başka din. Ha, görüşmeyecek miyiz? Tabii ya, papazla değil, papayla bile görüş. Papalarla görüşülür, milletle görüşülür. Bak, görüşmek olmaz mı? Allah Resulü getirip Firavun şeyle, Ebu Cehil'e görüştü. Tabii ki diyaloglarımız olacak. Diyalog olmaz denmez. Resulullah'ın sünnetinde var. Yani ne korkuyorsun? Ama kendi ilmin yok, kariyan yok. Yani donanımın yok. Görüşme kardeşim, zarar görürüz. Ama ben hangi solcuyla görüşsem ne zarar göreceğim ki ben? Hatta tam tersi, benimle görüşmesin o. Ha, ama sen oraya din deme. Dinler arası diyalog deme. Çünkü zaruriyata dokunuyorsun. Hani insanların cehaletinden istifade etme.
dini istismar etme. Bildiğini al de. Çünkü bilmeyecek makamda değilsin. Ben bu toplamaları yapıyorum. Bu kirliyattan toplama yapacağım. Fakat oradan buradan şey yapacağım. Laikaları size nazara vermeyeceğim. Niye biliyor musunuz? Nurculuğun ilmihali laikalardır. Laikalarsız, laikasız nurculuk enaniyet firavunlaşır. Eneler, zihinler enelere döner, şahıs merciyetini hortlar. Şahıs merciyetini, dini cemaatları din yapmak, şahısları putlaştıran laikalardır. Yani laikatsızlıklardır. Mesela laikada geçiyor. Baki hakikatler, şanı şah, fani şahıslar üzerine bina edilmez. Bunu sözlerde bulamazsınız. Bunu mektubatta bulamazsınız. Bunu lemalarda bulamazsınız. Şualarda bulamazsınız. İşaret-i cazda bulamazsınız. Yöntem ve yol İslam. Yani örf, adet, anane, yap, yapma, de, deme, der, laikadadır. Laikaları çıkartmayan cemaattan çıkın. Uzaklaşın ondan kardeşim. Niye? Kendisini öne çıkartıyor. Külliyat, laikayı öne çıkartmayanın kendisi öndedir. Tamam, bu arada şey yapayım. Zarureti dinleden, efendim ne, tarz-ı telakki veya tarik-i tefahümdeki tefavut bu ihtiyadı sarsmaz. Raçidi gelmez. El-hubbu fillah, dustur tutulsa, aşk hakikat harekatımıza hakim olsa, bak, el-hubbu fillah, Allah için seviniz. Allah için buğz ediniz. Allah için sevgi, Allah için buğz ne demek biliyor musun? Ben Allah için seviyorum. Adam haram işliyor. Adam yanlış söylüyor. Allah için ne? Allah'ın dediği dini bilmen lazım. Yani Allah'ın haram dediğine haram, helal dediğine helal derse Allah için sevgi olur. Allah'ın haram kıldığına helal, helalına da haram diyorsa Allah için sevgi olur mu? Ehl-i sünnet vel cemaat dairesinin dışında kalana Allah için sevgi olur mu? Ehl-i sünnetten düştü. Allah diyor ki, benim düşmanlarımı dost edinmeyiniz. Kafirleri dost edinmeyiniz. Öyle mi değil? Allah'ın düşmanlarını dost edinen Allah'a düşman edilmiş olmaz mı? Dostumun dostu, dostumun dostu, dosttur. Dostumun düşmanı, düşmandır. Dostumun düşmanı, çık buradan benim de düşmanımdır. Bak şimdi, Allah düşmanlarını, Allah dost, Allah dostumuz mudur? Dost. Allah'ımızın düşmanı olan kafirleri dost edinmeyiniz diyor. Allah'ın düşmanı bu, Allah da bu, Allah dostumuz. Dostumuzun düşmanı düşmanımızdır. Adama da dost ediniyor. İrtibat kurabilirsin. Ama muhabbetini gösteriyor. Gördünüz mü yani? Allah'ı koy buraya. Dost. Allah'ın düşmanları şuraya. Allah'ın düşmanı. Allah diyor ki dostumu, düşmanımı bana hitap ediyor. Hasan buyur ya Rabbi. Benim düşmanım var ya, kim ya Rabbi? Beni şeriatımı bozan, dinime hücum eden, ben din demediğim halde din diyen, yani insanları kasten bozan var ya, kafirler, beni inkar eden, Kur'an'ı inkar eden, peygamberi inkar eden, evet ya Rabbi, onlar benim düşmanımdır, şunlar. Ha bunlar mı? Evet. Evet Hasan, ya Rabbi, ben sana iman ettiğim için senin dostun dostumdur, senin düşmanın düşmanımdır. Doğru mu? Bunun adı el-hubbu fillah ve el-buzu fillah. Ben Allah için seviyorum, bana ne? Hayır. Allah'ın dediği tarzda olursa Allah için olur. İşte niçin koymuş bunu? El-hubbu fillah, dusturu tutulsa. Dustur tutulsa. Dustur tutulsa. Aşk-ı hakikat, harekatımıza hakim olsa. Mehmet görüyor musun tabirleri? Bunlar beni deli ediyor. Onun için heyecanlanıyorum. Bak bir saat konuşuyorum ama hala heyecan var. Niye? Aşk-ı hakikat harekatımıza hakim olsa, hak aşkı, yani Rabbi bulmak esası, Allah'ımın adına, eğer bu sevgi, aşk, aşk-ı hakikat benim hareketimin
motoru olsa. Zaman dahi pek çok yardım ediyor bu işe. Allah'a sen. O ihtilafat sahih bir mecraya sevk edilebilir. Yani o ihtilafat aslında teferratta olur, kale alınmaz. Mesela kale almıyoruz. Mesela diyelim ki sakal farzdır dedi adam. Biz ne yapacağız? Ödesin yani. O bizi ihtilaf sahip bir mecraya sevk. Yani bu bizi onu ötelemeye, itmeye itmemeli. Tamam. Öyle tarzı telakkisi öyle olmuş. Ne yapalım kardeşimizdir. Öyle demiş. Ama olmaması lazım. Ha farz dememesi lazım mesela. O tarzı telakkidir o. Cemaatlerin şeyleri alacağım sorunu. Cemaatleri diğerlerinden imtiyazlaştıran din değildir. Tarzı telakkidir. Burada diyor ya Hasan abi. Harekatımız aşkı hakikat harekatımızda hakim olsa ki zaman dahi pek çok yardım ediyor. Ben de onu okuyorum. Ki zaman dahi pek çok yardım ediyor. Anlayamadım orayı. Ha, ki şu. Bağlaş şöyle yapıyor. Yani o kadar acayip zihinler, her taraf allak bullak olmuş ki artık herkes ya bir kaynak yok mu bir kaynakta buluşalım. Yani zaman o kadar bizi kaynağa itiyor ki bu ihtilaftan kanımız döküldü, vatanımız gitti, namusumuz gitti. İhtilafı ümmetin en büyük belası olmuş. Zaman artık diyor siz tek yani yaşamanız, vücuda gelmeniz bir olmaktadır. Bir olmada ittifak olmaksızın ayakta duramazsınız. İşte bütün peki herkes bunu söylüyor ama adım atmıyoruz. Adım atmıyor şu. Herkes bir olalım diyor. Ama şöyle bir olalım. Lazım vaaz ederken hocada. Öşür ver. Öşür vermek lazım. Öşür ver buna. Yani bir olalım. Burada bir olalım. Ya kardeşim aşk hakikat. Yani hatta bir olalım. Ne demek o? Ya gidip böyle Müslümanların bir araya oturduğu zaman cenazede bir düğünde tam cenaze evinde hep rastlıyorum düğün. Ya meslek ve meşribini öne çıkartma ya. Orada esasat-ı diniyede hakim kal. Yani bir Müslümanlar bir araya geldiği zaman meslek ve meşribini öne çıkartma. Yani Nurcu'yu öne çıkartma Nurcu olarak diyorum. Cenazede, düğünde yani bir topluma girdin. Her cemaatte Müslümanlar var. Tamam mı? Tahrik etmiş olursun. He? Tahrik etmiş olursun. Tahrik ediyorsun. Mesela kürsüye ben çıkıyorum Nurcu'yum. Şimdi Nurculuk anlayışım oraya şimdi şey yapsam. Ya kardeşim olur mu şimdi? Adamı tahrik ediyorsun. Yapmadım. Yuvarlak konuşmak. Yuvarlak değil. Esasatta konuşmak lazım. Allah'ımız bir. Allah'ın ispatına bir tanesi çıkıp da sen niye Allah'a ispat ettin kardeşim? Benim meslek ve meşrebime zıttır ya. Sen peygamberin ispatına ne hakla kürsüde anlatıyorsun der mi? Şimdi kalkıp sen tarikatın edebi şarttır. Bunun dışında edepsizlik dersen, tarikatın edebini orada kürsüde anlatırsan, ben Nurcu Nurcu'yu anlatırsam, ötekisi Süleyman'cı da bunun dışında el olmaz dersen, şimdi orada ne olacak? Ya kalk Allah Resulü'nün sünnetinden bahset, Kur'an'dan bahset. Kim sana ne diyecek? Ya sen Allah Allah mesela... Bir ders var dün yaptık. Dün mü? Öğleyin. Kur'an'ın doğru olduğunu nereden biliyoruz? Örkesi ballar. Efendim Risale-i Nur'un birinci dersi nedir sözlerde? Besmele. Besmele'nin 6 tane sırrı var. Ya ben hangi cemaat diyecek, hangi Müslüman diyecek ki? Vallahi ben bir Besmele'nin sırlarını öğrenmek istemiyorum. Ya benimle meşrebimle alakası yok. Veya 10. söz. Ahiretin ispatı, 31. söz, atlayarak geçiyorum, Miraç, 33. pencere, Allah'ın ispatı. Yani beni alakadar etmiyor kardeşim. 19. mektup, Mucizat-ı Ahmediye, Peygamber Aleyhisselam'a mucizeleri. Ya hangi cemaat der ki beni alakadar etmiyor? Veya gittin tarikata, Nakşi tarikatına, tamam mı? Adaptan bahsediyor. İsmaila'ya gittin, hangi nurcu diyecek ki beni adap alakadar etmiyor Resulullah'ın adabı, beni alakadar etmiyor? Diyebilir misin? Mesela gittin Adıyaman'a şu kadar zikret, Kur'an oku. Diyebilir misin ki beni alakadar etmiyor? Kur'an oku diyor. Tamam oku. Tabii ya ben de aynı şeyi söylüyorum. Sünnete uyun diyor. Tamam. Teheccüde kalkın diyor. Doğru söylüyor. Efendim. Mesela Mahmud Efendi cemaati diyor. Sakal bırakın.
Doğru söylüyor ama farz deme. Böyle bir şey yapın, dua edin. Doğru söylüyor ama dayatma, her vakit etmediğinde yatarken yapmış Resulullah. Gündüz böyle yapmamış. Safa ile Merve arasındaki dua şekli böyledir. Çok cemaat götürdüm ben oraya. Anlatıyordum. Yani koltuk altı gözüktüğünü sahabe söylüyor. Böyle dua yaparmış orada. Onu afatlarla çevirirmiş. Bilmem ne yapar. Yani mesela Süleyman'cı kardeşlerimiz dese ki Kur'an öğretin çocuklarınıza. Kur'an'ı şey yapın. Doğru söylüyor. Bak esasat değil mi? Esasa geldi. Yani mesela dese ki İmam-ı Rabbani Hazretlerinden bir eser okusa. Mahmud Efendi Hazretleri olsun, İsmail Ağa olsun, Süleymancı olsun. Şey, hangi Müslüman diyecek, hangi helal nurcu diyecek İmam-ı Rabbani Hazretlerine şimdi diyor bir davet vuku bulsa diyor ustad ben bütün müşkülatları göze alıp Hindistan'a onu ziyarete gideceğim diyor. Kitabını ziyaret etmek işte. Diyecek hangi Müslüman diyecek ki kürsüde veya İsmail Ağa'da, Adıyaman'da ve İsmail Ağa'da ve Süleymancı kardeşlerimizle. İmam-ı Rabbani'nin açmak oldu. Ya kardeşim Musa'da dönün otobüs davurla ya. Yani zaten olmaz da ben farz mı söylüyorum. Ha o zaman biz burada konuşurken şunlar doğru. Ama biraz önce anlattığım o yanlış. Onu olmaz. Orada musama olmaz. Orada din adına sen peşkeş çekemezsin. Yani Allah nazarında din İslam olduğu halde başkalarına din dedin mi din, ben de senin gibi dinden çıkıyorum. Yani bunu diyeni sevmek onun gibi oluyor. O da sen de düşüyorsun. Çünkü bedeli var burada. İnançlar arası dese bir zararı olur mu? He? İnançlar arası dese bir zararı olur mu? İnançlar arası diyalog olabilir. Çünkü inançlar da din çerçevesinde oldu ya, öyle deme. Kültür de, toplum de, Hristiyan toplumu ile, ya bir şey değil yani. Ama hele hele din deme yani. İnanç dediğim şey dinin içeriği. Din nedir? İnançtır. Olmaması lazım. Yani açık ifadelere oynamayacaksın. Açık ifadelerde, değişmez prensiplerde oynamayacaksın. Oynama yok. Bir şey mi soracaktın? Ha, orada oynamayacaksın. Açık ifadelerde oynamayacaksın. Yani edile-i şeriyede ve ehl-i sünnetin kavaydi var. Mesela Vehhabiler niye düştü ehl-i sünnetten? Temelde 3 tane şeye muhalefet etti. Gerçi 11 taneye kadar gidiyor. Yok, mezarlıkta Kur'an okunmaz, şefaat yoktur, keramet yoktur. Bu inkarları var. Ama esasat değil. Mesela şefaat yoktur diyor. Mezarlıkta okunmaz. Ama temelde Vehhabiler ehl-i sünnetten düşmesinin temeli, temel 3'tür. Temel. En ana temel. Ben okuduklarımın içinde buldum. 11 tane mi ne madde var ama benim buldum 13. Orada 11 tane ama en acımasız şey şu. Bir, Allah'ı insan gibi düşündüler. Er-Rahman alel arşisteva. Arşta Allah oturdu. Yani Allah insan gibi düşündüler. Ehl-i sünnetten düştüm. İki, kaderi inkar ettiler. Çok önemli. Ehl-i sünnetten düştü. 3, Risale'de geçiyor. Kişi fiilini halikidir. Yani bunu ben kaldırıyorum. Allah ile alakası yok diyor. Oysa ehl-i sünnet diyor ki ben bunu kaldırmak istiyorum. Kaldıran Allah'tır. Yani meyleden benim. O meylimi halk eden Allah'tır. Fiilin haliki Allah'tır. Meyleden insandır. Böyle tamam. Dolayısıyla mesela birkaç tane de muhalefet etti. Vehhabi tak düştü. Şia düştü. Cebriye tak düştü. Cebriye mesela kader hakimdir diyor. Hiç irade yoktur diyor. Bak tak düştü. Adam da diyor ki din diyor. Dinler diyor. Tak düştün. İki, Allah'ın düşmanlarını sevdi. Seviyor. Muhabbet ederim diyor. Şefaat ederim diyor. Tak düşüyor. Ondan sonra mesela dine muhalif olan bir hayat tarzını din diyor. Hizmet diyor. Çırçıplaklar kampına din diyor. Hatta peygamberi getiriyor. Yani mesela namazı terk etmeye, ibadeti terk etmeye dine hizmet kabul ediliyor. Böyle bir din yok yani. Böyle bir din yok. Ben uyduruyorsam Allah beni kahretsin yani. Yani böyle bir şey keşke olmasa da ben uydurmasam. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir emir de yok dinde. Nereden çıkıyorsa. Ha, mesela adama kapanacağım diyor, kapanma diyor. Orada hizmet için diyor, açık ol diyor. Başını açabilirsin diyor. Dinin neresinde var? Başını açabilirsin, hizmettir demek nerede var? Sen de bunu diyeni seversen sen de onun gibi oluyorsun. Allah kapat diyor, sen aç diyorsun. O da bir de hizmettir diyor. Bir de din diyor ha. Başını açmak dindir diyor. Şimdi kıyas için söylüyorum. Öbür tek tarafta Süleymancı kardeşlerimiz. Bak ona bir şey demiyorum.
Böyle bir iddiası yok. Dinin esastan oynatacak bir şeyleri yok. Tamam. Mesela Mahmud Efendi Hazretleri, mesela Kadir'in, mesela Nakşi. Yani onlar bize daha şey yani diyelim ki gömlek gibi. Ama bu hepten ehl-i sünnetten düşüyorsun. Bir dini cemaatlıktan çıkıyorsun. Mesela Allah düşmanlarına dost edinmeyin. Kardeşini dost edindin. O zaman cemaat mantığı kalır mı? Biz niye cemaat oluyoruz? Ayakmacılara, din düşmanlığı olan karşı beraber olalım ki dini yaşayalım. Cemaat mantığı buydu. Sen getiriyorsun bu cemaati, ona tabi ediyorsun. O zaman cemaat olmanın mantığının esprisi kaldı mı? Din düşmanına taraftar oluyorsun. El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için mi seviyorsun? Diyor ki adam beyanat veriyor videosunda. Ben izledim. Hiçbir diyor aramızda şey her partiye verebilirsiniz. Hepsi eşittir diyor. Namaz kılanla namaz kılmayan. En azından fasık olsa, hırsız olsa, bilmem ne olsa, yan kesici olsa. Bu din düşmanı ya. Ezanları kaldıran. Dini yok eden ya. Camileri ahiret. Yani bunu demeye gerek yok ki. Sen bununla bunu eşit yapıyorsun. Bunu eğer bunu yapanı sen de sevdin onun gibi oluyorsun. Niye bu hiddet sende? Ya arkadaşlar şaka değil, iman gitti ya. İman gidiyor. Allah'ın dostunu dost, Allah'ın düşmanını düşman. Allah'ın düşmanını dost edindin mi? İman gitti. Allah diyor ki düşmanımı dost edinmeyin. Allah düşmanı mı Allah dostu mu? Ortası yok. Ya iman ya küfür. Dostu mudur düşmanı mı? İslam'a dost mudur düşman mıdır? Düşmandır. Düşmanı, İslam'a düşman olanı dost edinirsen sen de İslam'ın düşmanısın. Başka lamicime yok ki. Evirip çevirmeye gerek yok ki. Ahmet Mehmet böyle dedi değil. Sen yapıyorsun bunu. Senin yaptığını ben ifade ediyorum. Ben suçlu değilim. Sen yapıyorsun. Ben söylüyorum. Eylem mi? Yapan mı suçlu? Söyleyen mi? Yapan mı suçlu? Söyleyen mi? Bir daha. Yapan mı suçlu? O yaptığını söyleyen mi suçludur? Ne diyorsun sen? Senin yaptığım doğru diyemiyorsun da sen niye dedin? Hep benim karşıma çıkan o. Çıkan şu. İftira ediyorsun. İzah yok. İftira mı? Bu iftira mı? Başka bir izahlar geliyor. Mailler çok geliyor. Ersan buna şahit. Vizyon budur. Bu diyor senin diyor skolastik bir diyor bir anlayışına diyor koca cemaat gelecek değil ki diyor. Bizim vizyonumuz bu. Baştaki diyor ki, onu da bilmiyorum size soracağım. Konjöktörümüz bunu iktiza ediyor. Konjöktör ne demek? Ben konjöktör şey biliyorum. Arabanın mesleğim itibariyle motor imal ettiği enerjiyi aküye basar. Akü dolduğu zaman konjöktör var. Yani motorla, dinamoyla akü arasında bir konjöktör var. O konjöktör aküye fazla ceyran geldi mi keser toplatlamaya verir. Konjektörü demektir. Bu konjektör ne demek? Bizim konjektörümüz bunu iktiza ediyor diyor yani. Konjektör ne demek ise ben anlamadım yani. Evet. Şimdi aşk-ı hakikat harekatımız hakim olsa onun için söyleyin ki yardım ediyor. Bir bakıyorsun hakikaten Müslümanlar hakikaten bir oluyor. Alem-i İslam'da bir birlik var hamdolsun. Çok müjdeler yani. Ben hakikaten şey için söylemiyorum. İsmail'e şeye gittim ben Adıyaman'a bak. Abdülbaki Hazretleri'yle görüştüm. Tam 21 dakika sonra. Benim Nurcu olduğumu söylemedim. Ha Nurcu olsa da bana şey yapar mı? Yapmaz kardeş böyle böyle yapmaz. Sordum. Hocam dedim ben hocayım, imamım. Maşallah dedi. Al. Dedim ki hocam dedim geliyorlar dedim camiye, medreseye şey. Yani gençler Allah var mı, ahiret var mı soruyorlar. Ne yapayım ben dedim. Ben böyle soru sorayım. Ben ne yapayım bunlara? Allah var mı? Allah kimi yarattı? Kaderi inkar ediyorlar. Sen Risale-i Nur'dan haberin yok mu? Var hocam dedim. Oku, anlat onu, teşvik et dedi. Ama sonradan, belirli aşamadan sonra dedi, tarikatla da tanıştır dedi. Ben dedi, Gavs dedi, ondan önce Gavs Hazretleri'ne ben kendisinin yanında bulundum. Onlara gençlik rehberini teşvik ediyordu, tavsiye ediyordu diyor. Ben Gavs'a da gittim. O da öyle demişti. Çaktırmadan değil de demedim Nurcuğum ama anlamışlardır herhalde bilmiyorum. Dedim hocam gençler geliyor, aynı soru sordum. Sen dedi gençlik rehberinden haberin yok mu? Var hocam dedim. Gavs demişti. Gençlik rehberini tavsiye et gençlere. Sen de oku dedi. Ben de okuyorum dedi. Allah mekanını cennet etsin. Albay Mehmet miydi? Mehmet var Almanya'da. Albay.
Albay diye geçer. Menzilin en can alıcı, en güzel böyle Avrupa'da tek adamdı. Mektubattan ders yapardı. Sanki Hasan Akar çıkmış ders yapıyor vallahi. O kadar harika. Nimet ediyorum kardeşim. Ya olanı söylüyorum. Helala helal diyorlar. Harama haram diyorlar. Süleymancı karşılaştı. Helala haram diyor. Harama haram diyor. İsmail Ağa öde. Burada bu tehlike var burada. Ben burada mayın tarlası. Peki ben bunun düşmanı mıyım? Yok kardeşim, imanımız gidiyor. Bu tehlike kardeş. Zaten bundandır ki bütün dini cemaatler peynir gibi bunu kesip atmış. Hiçbir dinli cemaat onaylamıyor. Ya hepsi yanlış ya bu doğru. Hiçbir dini cemaat onaylamıyor. Vahir davahum. Arkadaşlar, gaye hayali yarın da okumamız lazım. Gaye hayali bir kere bir yarım saat teknik. Yani hayal bilinmese hedef, hayal nedir, gaye nedir, nereden etkilenir, vicdan ana şey yapar vesaire. Bunları yaptık. Demek ki hayalimiz olursa, hedefe bağlarsa birinci şeyini okuduk. İnşallah yarın da devam ederiz. Vahir davahu menelhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavatı.